Gel. İşittiklerinden sonra iyi olmak, kuvvetli durmak zor biliyorum. Lakin seni böyle görünce benim de içim parçalanıyor. Sen ne zamandır biliyordun güzel? Yeni öğrendim. Andan Sultanımızın söylemesini istedim. Validem Dervişpaşa'yı korumayı seçti. Dün gece de yaptığı buydu zaten. Şimdi anlıyorum her şeyi. Zülfikar bu yüzden zehirlendi. Mehmet Giray bu yüzden vuruldu. Hepsi sırrı saklamak için. Rabbim beni dostlarımdan sakınsın. Hadiselerden mütevellit söyleyemedim. Belki bir teselli olur. Hamileyim. Bir evladımız daha olacak. Hayal ettiğimiz gibi büyük bir aile olacak. Vezir-i Azam Hazretleri. Söyle. Hünkârımız Tokat bahçesindeki av köşküne gitmenizi emretmişler. Nereden icap ettin? Bir malumatım yok paşam. Bana da bu kadarı söylendi. Sevinmedin mi? Sevinmez olur mu? Bahar yağmurları gibi ferahlattın içimi. Ruhuma inen karanlığı aydınlattın. İnşallah bir şehzademiz daha olacak. Ağlar. Haremde lokmalar dökülsün, altınlar dağıtılsın. Herkes işitsin, bilsin ki Kösem Sultan hamile. Emredersiniz hünkârım. Sultanım. İskender. Zülfikar Ağa'nın başına gelenler malum. Ne zaman iyileşir, ayağa kalkar belli olmaz. Az evvel yanındaydım sultanım. Allah acil şifalar versin. Amin. Onun eksikliğini sen dolduracaksın İskender. Hünkârımızın yanında ol. Bu yüzden geldim. Hünkârımız beni emretmişler. Âlâ. Ne olur gözünü kulağını dört aç. Hünkârımız benim en kıymetli varlığım. Her şeyim. Onu gözün gibi sakın. İçiniz rahat olsun sultanım. Hünkârımızın yanına canım feda.
Önüne bak. Bağışlayın sultanım. İskender çok iyi biri. Pek de yağız yiğit. Bence onunla evlenmek isterim. Yani onun gibi biriyle. Sen evvela büyü de. Mehmet. Mehmet'im. Maşallah. Dur. İnşallah büyüyünce hünkârımız gibi kudretli, yiğit birer şehzade olacaklar. İnşallah. Onlara iyi bak Göze. Karnındakine de, onlara da iyi bak. Çünkü onlar hanedanımızın filizleri, istikbali. Çok şükür hanedanımız büyüyor. Sofra hazır sultanım. Sen nereden geldin Köse? Kefalonya'dan mı? Çok uzun zaman oldu. Oradaki hayatım bir hayal gibi artık. Gözyaşı nedir bilmezdim oradayken. Sanki hep ilkbahardı. Hep yazdı. Annesinin bir tanesi. Babasının prensesiydim. Onlar nerede şimdi? Babam kollarımda vefat etti. Valideniz Safiye Sultan'ın emriyle. Sonra hünkârımızın müsaadesiyle mektuplar gönderdim. Annem de fazla yaşamamış. Bir de kız kardeşim vardı. Melek yüzlü benim. Onu yanıma aldırmak istedim. Lakin ulaşamadım. Aslına bakarsanız bu defa bir kızım olsun istiyorum. Kardeşim gibi melek yüzlü bir sultan. Hayırlısı neyse olsun. Amin. Sultanım. Üşüyeceksiniz. Aslanım neredeymiş? Neden gelmemiş? Hünkârımız hava çıkmışlar. Bu gece dönmeyeceklermiş. Derviş Paşa da yanındaymış. Demek öyle.
Sultanım. Aslanım döndü mü? Döndü sultanım. Öğlen namazından evvel divanım var. Derviş. Dervişten haber var mı? Sarayına dönmüşler sultanım. Ah, çok şükür. Çok şükür aslanım affetmiş. Kıyamamış. Sultanım. Derviş Paşa'yı... Hünkârımız divana katılırken giymek istediler. Sultanım, hüküm verilmiş belli ki. Derviş Paşa'yı affetmemiş. Hünkârımız divanında kırmızı kaftan giyecek. Niyeti belli. Ne demek niyeti belli? Birinin katline ferman verecek. Derviş Paşa. Handan Sultanımızın da vaziyetten haberi var. Alelacele çıktı, mani olamadım. Derviş Paşa'nın yanına gidiyor. İkaz edecek ve kaçmasını söyleyecek. Ne yapacağız sultanım? Hiçbir şey. Hünkârımız hükmünü verdikten sonra cihanın öbür ucuna kaçsa nafile. Sultanım, sakın. Derviş Paşa'nın akıbeti belli. Mani olmayın. Çekil yolumdan. Ben
mezara girip unutulana dek. Derviş paşam. Derviş Paşa, hünkârımızın emriyle idam edilmiş. Thank you.
Acınız büyük. Derin bir keder içindesiniz. Zira derviş başıyı ölüme kendi ellerinizle gönderdiniz. Anlatılanlara göre paşa cellatlara direnmiş. Bunu gören hünkârımız da kendi kılıcıyla almış canını. En azından acısız bir ölüm olmuştur. Yeter. Yeter. Dervişbaşı öldü diye bu işten sıyrılamayacaksınız. Siz de yanacaksınız. Hünkârımız dervişbaşının size nasıl meftun olduğunu, aranızdaki münasebeti öğrenecek.